fotoğraflarda havada uçuşan plastik sandalyeler ne biliyorsunuz değil mi? Onlar maç boyunca özel güvenlik görevlilerinin sırtları sahaya, yüzleri tribüne dönük şekilde oturduğu plastik sandalyeler. Bu ne demek? Daha karşıdan gelen 3-5 kişiyi gördüğünde sandalyesini bırakıp arkasını dönüp kaçan güvenlik görevlilerinden bahsediyoruz. Celal Bey'in bir itirazı var. Ne itirazınız Celal Bey? Tabii. Muratcığım merhaba. Merhaba. Yani sen bir şeyler savunuyorsan ama ben hiçbir şey anlamadım. Yani sanki biz burada hiçbir şey bilmiyoruz. Sen oradan başka bir şey görüyorsun. Daha maça bile gelmedin herhalde. Oradan başka bir şey anlatmaya çalışıyorsun ama ne demek yani karnından konuşuyorsun bence. Bence bir şey söyleyeceksen tam söyle. Bir kere senin patronun Türk futbolunun affedersin içine etti. 5 yaşın içine etti. Ondan sonra sen bu konuları başka bir şey mi yapmak istiyorsun? Ne yapıyorsun? Tam açıkla bize. Karnından konuşma. Bize bir şey öğretme yani. Bizim ihtiyacımız yok. Herkes her şeyi biliyor yani. Gülme bir de karşımda. Ne gülüyorsun? Bu seviyeyle mi konuşacağız? Evet, senin seviyene indim işte. Sen bizi gerizekalı yerine mi koyuyorsun? Devam edin siz ben. Sen bizi gerizekalı yani ne anlatıyorsun buradan. Sen? Ha, anlattığın bir şeyi bir doğru adam gibi açıkla da biz Celal de anlıyoruz. Bey, sizin bir yani sabrettim de en sonunda patladım yani. Celal ne Bey, anlatmaya çalışıyorsun? Celal yani? Bey sizin niye bağlamışlar ki seni? Sizin bir husumetiniz mi var? Yok benim arkadaşım giyiyor ama ben böyle karnından konuşan insanları sevmem. Bu denli büyük tepki göstermenizi gerektirecek bir durum yok ortada. Var ama sabahtan beri bize bilgi yani biz bilmiyoruz bir şeyler de o kendi kendine anlatıyor. Yani biz soruyoruz Murat Çelik de bize. Tamam ama bizim bildiğim şeyi ben bir daha anlatmanıza gerek yok yani kusura bakmayın o zaman ben gideyim o kalsın. Teşekkür ediyorum. Kalın Murat'la bir şey zannediyorsunuz ama hiçbir şey değil işte. Bizim tarafsız bölgede hiç böyle bir şey olmazdı. Ama evet neyse olur böyle şeyler.